milletvekilimizin yuvaya dönüşünün nasıl bir heyecan yarattığını hep beraber gördük, görüyoruz. Yuvaya dönüş diyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bugün Türkiye'de siyaset yapan, vatanına, milletine bağlı, milletin refahını, huzurunu düşünen her siyasi hareket, Demokrat Parti çınarının birer dalı olarak siyasi hayatına bu ulu çınarın gölgesinde kaç nesil memleketi hizmet için çalıştı, çabaladı. Bu ulu çınarın gölgesinde bugün siyaset yapan bizlere düşen de istikametimizi belirleyen yol haritamızın tarihimiz, kültürümüz, değerlerimiz, kimliğimiz içinde saklı olduğunu bilmek, yaşanmış tecrübeleri gün yüzüne çıkarıp onları gelecek nesillere anlatmak ve bu ulu çınarın kökleriyle uzun zamandır ayrı kalan dallarını buluşturmaya çalışmak. İşte değerli arkadaşlarım, Sayın Milletvekilimiz Cemal Enginyurt'un aramıza katılmasını bu duygu ve düşüncelerle değerlendiriyorum. Cemal abinin aramıza katılması bir adres değişikliğinden çok daha fazlasıdır. Hem hareketimize kattığı dinamizme hem de kaygı yarattığı kesimlere baktığınızda bunu siz de çok iyi görüyorsunuz. Sayın milletvekilim, İstanbul'da çok sıkı çalışıyoruz. Daha dün Şişli ilçe kongremizi gerçekleştirdik. Tekrar hepinize hayırlı olsun. İstanbul'u ilçe ilçe teşkilatlandırdık, teşkilatlandırıyoruz. Demokrat Parti'nin olmadığı hiçbir ilçesi kalmayacak İstanbul. Bu şehrin sesi Demokrat Parti olacak. Oluyordu. İnşallah. Bravo. Bu hareketi sizlerle beraber Türkiye'ye yayacağız. Kıratı Türkiye'de şahlandıracağız. Bugün zor koşullar altında çok zorlanarak siyaset yapıyoruz. Aslında bugün iktidara geldiğimizde tatlı bir gülümsemeyle hatırlayacağımız güzel günler de yaşıyoruz. Bu günlerimize ortak olduğunuz için iyi bir partili olarak ayrıca size teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, İstanbul bu yıl ilk defa nüfus kaybetti. Yıllardır devam eden hatalı politikalar bu şehri yaşanmaz kıldı. Pandemi belki de en ağır bu şehir yaşadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile trafik sıkışıyor. Barajlarda su kalmadı diye elimizi yıkarken dahi huzurumuz kaçıyor. Hayat pahalılığı en çok da neredeyse nefesin bile parayla alındığı İstanbul'u mahvetti. Üstelik neredeyse kimseye iş yapmaya fırsat verilmediği bu günlerde. Bu zamanda bile hala güvenliğin yetersiz olduğu ilçelerimiz var. Bir avuç köylümüz, hayvancımız kaldı bu şehirde. Onlar da öyle sahipsiz bırakılmış ki İstanbul'un zor olmayan kışında dahi ahırları yıkılıyor. Genç kardeşlerimiz hayata atılamıyor. Kadınlarımız sokağa çıkarken tedirgin, toplu taşımayı bilerken bile üç kez düşünüyor. Ekmek aslanın ağzında derlerdi eskiden. Şimdi aslanlar bile fırın kapısında askıda ekmek bekliyor. Sayın milletvekilim, İstanbullu dipsiz bir kuyunun içinde. Nasıl çıkacağız bu kuyudan? Hazreti Yusuf kuyudan nasıl çıktıysa öyle çıkacağız. Mesele kuyudan çıkmak değil, mesele Yusuf olabilmek, Yusuf kalabilmek. Biz bu ülkenin 20 yılında Yusuf kaldık arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Yusufsan kuyu çıkılmaz değildir. Biz bu kuyudan çıkarız, bu milleti de çıkarırız. Haklı olduğumuzun bilinciyle daima ümitle çalışacağız. Sayın milletvekilimin Twitter profilinde en üstte bir tweeti var. Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal Beyefendi ile yan yana var. Şöyle diyor. İnandık, başaracağız. Birleştik, kazanacağız. Var olasınız demokratlar. Evet değerli arkadaşlar, bizden inanarak bu yola çıktık. Parti davası değil, millet davası, memleket davası gütmek için birleştik. Haklıyız, haklı olduğumuz için de hakkımıza dayanarak kimsenin hakkını, hukukunu yemeden hakkımızla kazanacağız. Hak bizim yanımızda. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor. Sayın milletvekilimizi kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Hepimizi duygulandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah bahtını, geleceğini açık etsin inşallah. Değerli dava arkadaşlarım, Demokrat Parti'ye 17 Aralık 2020 tarihinde katıldım. Demokrat Parti'ye katılmadan evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2,5 yıl boyunca Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la
güzel bir dostluk kurmuş, bir abi kardeş ilişkisiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapan bir milletvekili olmama rağmen kendisini takdir etmiş, fikrine, bilgisine, background'una inanmış ve güvenmiş bir Milliyetçi Hareket Partili olarak her daim onunla sohbet etmekten keyif almış, zevk almış birisi olarak Demokrat Parti'ye katılırken bunlar benim için en önemli gösterge oldu. Espri olarak söylediğim bir şey var ama espri değil aslında. Toplum espri anladı. Babamın partisine döndüm dedim. Bunun şunun için dedim. 4 tane amcam var. Allah sağlık sıhhat versin hepiniz olduğu gibi. Demokrat Parti'ye geçtiğimi duyunca beni aradılar. Ağlayarak 25 yıl sonra ilk defa babamızın partisine oy vereceğiz. Allah senden razı olsun dediler. Buradan şu anlaşılıyor. Sayın İl Başkanımın da söylediği gibi Demokrat Parti 7 Ocak 1946 yılında yeter artık söz milletindir diyerek Milli Şef iktidarının antidemokratik uygulamalarına tepki gösterme adına Türkiye'de demokrasi ve özgürlük mücadelesini başlatan bir siyasi hareket olarak 75 yıldır varlığını sürdüren ve muhakkak her evde, her ailede Demokrat Partili birisinin varlığıyla siyasetini devam ettirmiş, ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, nefret dili kullanmayan, kardeşi kardeşe düşman etmeyen, bu ülkenin bütün değerlerine sahip çıkan bir siyasi hareket olarak aslında Türkiye'de en rahat siyaset yapılabilen ve ülke sevgisinde de samimiyetini çalışmalarıyla göstermiş bir parti. Demokrat Parti Celal Bayar'dan Adnan Menderes'e, Fatih Düşlüzorlu'dan Hasan Polatkan'a, Fuat Köprülüsü'nden Süleyman Demirel'ine ve rahmetli Özal'ından şimdi Gültekin Uysal'ıyla birlikte Türkiye'nin geçmişinde büyük imzaları olan fabrikalar, barajlar, köprüler, bu ülkede yapılabilecek ne varsa yapan bir siyasi hareket. Ama maalesef bu siyasi hareketin üzerinden her dönem tanklarla geçmişler. Her dönem bu siyasi hareketi dağıtmak için birileri sürekli oyun kurmuş. Gün olmuş 1960'ta 3 fidanını idam sehpasında feda etmiş. Gün olmuş 70'li yıllarda tanklarla yine üzerinden geçilmiş. Gün olmuş 80 yılında yine üzerinden geçilmiş. Ama buna rağmen bu demokratlar hiç ümitsizliğe kapılmamış, hiç yorulmamış, bıkmamış, usanmamış ve millete hizmet yolunda yeter artık söz milletindir dediği o günden 75 yıl sonrasına bitti dedikleri dönemde yalnızlığına çakallar bile gülerken hepinizin etraftakiler acımasızca eleştirirken demokratlar olarak bu yuvayı terk etmediniz, kıratı terk etmediniz, davanızı terk etmediniz. Bu sizin ne kadar sevdalı, ne kadar memleketsever olduğunuzun en önemli göstergesidir. Ben bundan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve Demokrat Parti ailesine bizi kabul ettiğiniz için Gültekin Uysal'ın şahsında hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Açlık sınırı artık neredeyse her köye ulaştı. Her mahalleye ulaştı. Yoksulluk, sefalet aldı başını gidiyor. İnsanlar 50 gram peynire muhtaç, bir bardak zeytinyağını almak zorunda kalıyor. Milli gelirle övünüyorlar. 3 katına çıkardık diye sadece bu sene milli geliri getirdikleri nokta 12 bin dolardan 8 bin dolara. 20 yıl önce aldıklarından bile daha kötü bir hale getirdiler. Özgürlükler tamamıyla kısıtlandı. Sayın Cumhurbaşkanı 28 Şubat'ın yıl dönümünde bu kardeşinizi diyor şiir okudu diye hapse attılar diyor. Nereden nereye geldik?
Doğru diyorsun Sayın Cumhurbaşkanı. Seni şiir okudu diye hapse atanlara yazıklar olsun. Ama sen de geldin Twitter'dan yazanları hapse atıyorsun. Hep hatırlıyorum 28 parçalardan. Demokrasiyi mi geliştirdin? Özgürlüğü mü geliştirdin? Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde insan hakları beyannamesini okuyor. Dinleyen de sanıyor ki bir an vay be, AK Parti yeni iktidara gelmiş, özgürlüklerin olmadığı, hukuksuzluğun olmadığı, adaletin olmadığı bir ülkede insan hakları beyannamesi sunuyor. Kim bu ülkeyi bu hale getirdi? Hiç kendine sormuyor. Kim bu özgürlükleri kısıtladı? 16 yaşındaki çocuk telefonum dinleniyor diye korkuyor. Evine ekmek götüremeyen, çöpten ekmek toplayan sesini çıkarmıyor. Açız diye bağıran kadın valiliğe çağrılıyor. Eline verilen metinle yanlış anlaşıldım. Allah ömrümü Recep Tayyip Erdoğan'a versin dedirtiliyor. Malatya'daki servis esnafı açız diye bağırıyor. Bir gün sonra eline bildiri tutuşturuluyor. Hayır, yanlış anladınız, biz tokuz diyor. Tokuz diyen esnaf, servis esnafı, o başkan iyi biliyor ki tam bir yıldır 365 bin servis esnafı iflas etti. Battı, arabalara hacize gitti, icralık oldu. Ama ne yapsın o başkan? Sayın Cumhurbaşkanı'na olan sevgisinden ve muhabbetinden dolayı yanlış anlaşıldım diye eline tutuşturulan bildiriyi seve seve okumak zorunda kalıyor. Ülkede kim neyi eleştirilirse acımasızca üzerine gidiliyor. Hele öyle bir medya, öyle bir sosyal medya ekibi var ki AK Parti'ye bir şey dediğiniz an yandınız. Her şeyi olabiliyorsunuz. PKK'lı olabiliyorsunuz, HDP'li olabiliyorsunuz, kafir olabiliyorsunuz, dinsiz olabiliyorsunuz, vatana ihanet etmekle suçlanabiliyorsunuz. Bu ülkede iyi adam olmanın tek yolu var, Recep Tayyip Erdoğan'a iyi diyeceksiniz. Aksi takdirde hiçbir iyiliğiniz kalmıyor. Ama başkanım ondan... Gelinen bu noktada maalesef demokrasi, özgürlükler ayaklar altında ama ülkenin cumhurbaşkanı insan hakları beyannamesi okuyarak ülkeyi düzelteceğini söylüyor. Her yanlış üst üste gidiyor. Bir ay önce ey Macron, dinsiz Macron, imansız Macron, camilerimizden ne istiyorsun, Müslümanlardan ne istiyorsun, PKK'ya destek veriyorsun, YPG'ye destek veriyorsun, Libya'da sana rağmen savaşacağız Macron, seni de yeneceğiz Macron, Fransız mallarını boykot edin diye bağırıyorlardı. İyi ki etmemişiz. Dün akşam can kardeşim Macron oldu yine. Efendim neymiş, bir millet ittifakı varmış. Bu millet ittifakı öyle bir ittifakmış ki zillet ittifakıymış. Bu millet ittifakı hain bir ittifakmış. Bu millet ittifakı HDP ile işbirliği yapan bir ittifakmış. HDP teröristmiş, HDP PKK'lıymış. Hiç dönüp kendilerine sormuyorlar. HDP ile ittifakı bu ülkede bir tek parti yaptı. Onun adı da Adalet ve Kalkınma Partisi. Andımızı yok ettiniz. Megri megri diye çığırdınız. Şivan Perver'e el kaldırdınız. Abdullah Öcalan denen kanlı katile İmralı'ya 110 ekran televizyon gönderdiniz. Kandil'den aldığınız aşk mektuplarını İmralı'ya, İmralı'nın aşk mektuplarını da Kandil'e götürdünüz. Götürttüklerinizi de şimdi utanmadan Kandil'e gittiler diye suçluyorsunuz. Halbuki siz götürdünüz. Devletin polisiyle götürdünüz. Jandarmasıyla götürdünüz. İHA'sıyla götürdünüz. Ve utanmadan Millet İttifakı'nı suçluyorsunuz. Bu anlayış bitmişliğin, tükenmişliğin anlayıştır. HDP ile ittifak yapan yoktur. Olmamıştır da. Ne CHP adam gibi anlatabiliyor, ne İyi Parti adam gibi anlatabiliyor. Kim HDP ile ittifak yaptı? 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin adayı adı Muharrem İnce CHP seçime girdi, 150 küsür milletvekili aldı. İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı
Adı Meral Akşener. Seçime girdi, 41 milletvekili aldı. Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu seçime girdi, %3 oy aldı. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş seçime girdi, 58 milletvekili çıkarttı. Kim kimle ittifak yaptı? İttifak bunun neresinde? Her parti kendi adayını çıkarmış, her parti kendi milletvekilini çıkarmış. Ama maalesef Türkiye'de muhalefet de sen ben kavgasından öte gidemiyor. Öğretmene öğretmem demem AK Parti'ye oy verirse, baş çavuş, uzman çavuş, militan bunların elinde. Yok öyle yağma. Muhalefet yapacaksanız da adam gibi yapacaksınız. Doğru yapacaksınız. Ve AK Parti'ye seslenip diyeceksiniz ki bizi HDP ile suçlayan AK Parti, Abdullah Öcalan ve Osman Öcalan kanlı katiliyle masaya oturanın adı neydi? PKK ile kim beraberse Allah onun belasını versin. PKK'lılar Van'da geçerken jandarma komutanı, polis komutanı arıyor, diyor ki sayın valim, PKK'lılar geçiyor, ne yapalım? Bir şey yapmayın, seyredin diyor. O seyrettikleriniz hendekleri kazdı ve döndünüz şimdi Millet İttifakı PKK ile beraber. Neymiş efendim? Bunlar hainmiş. Bunlar hainmiş, doğrudur. Bu vatana ihanet edene hain denir. Bu memleketi satana hain denir. Bu memleketi bölene hain denir. Denir. Ama hainle gol gola gezene de hain oğlu hain denir. Bu sebeple demokratlar olarak üzerimizdeki ölü toprağını atacağız. Türkiye'nin size ihtiyacı var. Türkiye'nin demokratlara ihtiyacı var. Çünkü Demokrat Parti öyle bir parti ki Alevi'nin de kendini rahat hissettiği, Sünni'nin de kendini rahat hissettiği, Kürt, Türk, Laz, Çerkez ayrımının olmadığı, dindarın da huzur bulduğu, laikin de huzur bulduğu bir parti. Demokrat Parti Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. Öyleyse demokratlar olarak artık durmak yok. İl başkanı kardeşimin yanında her birimiz bir dava neferi gibi kilitlenecek. Bir araya geleceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hiç kimseden çekinmeyeceğiz. Hiç kimseden korkmayacağız. Hiç kimseden yılmayacağız. Çocuklarımıza öyle bir vatan bırakacağız ki umutları yeşermiş bir vatan bırakacağız. Bu iktidar insan hakları beyannamesi hazırlıyor. İnsan haklarını ihlal eden sensin. Liseli çocukları kırmızı illerde, üniversiteye hazırlanacak çocukları yüz yüze imtihana sokuyorsun ve bir de diyorsun ki bu illerde korona çok fazla. Liseliler yalvarıyor sana, diyor ki yüz yüze bizi niye sınava sokuyorsun? Nasıl sınav olacağız? Buralarda korona çok yüksek, risk var diyorsun. Bizim sınavları iptal et diyor ama duymamazlıktan geliyorlar. Niye? Geçin diyorlar, sınav olacaksınız. Kahveler, restoranlar, lokantalar bir yıldır battı diyoruz, duymamazlıktan geliyorlar. 19'a kadar açtık ya diyorlar, gözünüze dizinize dursun. Yahu 19'a kadar nereye açtınız? Sulu yemek satan lokantayı açtınız. Restoran, bar, eğlence yerleri zaten 19'dan sonra açılıyor ya. Yani. Buralarda 2 milyon buralarda 2 milyon insan yaşıyor, çalışıyor ya. Yani. Bunları görmezden geliyorlar. Bu sesleri duymazdan geliyorlar. İnsan hakları beyannamesi hazırlıyorlar. Yahu insan haklarını yerle bir ettiniz. İnsan hakkı hukuku bırakmadınız. Hangi insan hakları beyannamesinden bahsediyorsunuz? Aklımızla oynuyorlar. Hep diyoruz ya, bir etlik var. Ağam bizimle eğleniyor. Ağa bizimle kafa buluyor. Bu kafa bulmayı yıkacağız inşallah. Bunu yerle bir edeceğiz. Ters yüz edeceğiz. Geçenlerde bir tweet attım. Gittiler, gidiyorlar, ses etmeyin, birbirlerini yiyorlar dedim, çıldırdılar, delirdiler.
Saldırdıkça saldırıyorlar. Gitmiyorsanız niye saldırıyorsunuz? Bitmediyseniz niye çıldırıyorsunuz? Gelin, yüreğiniz yetiyorsa AK Parti'nin bütün İstanbul milletvekilleriyle İstanbul sokaklarını karış karış gezelim. Bakalım kimin suratına tükürecek bu millet? Öyle yağma yok. Demokratlar olarak bu ülkede en fazla söz hakkına sahip bir hareketiz. 18 yıldır Menderes'in, Demirel'in, Özal'ın yaptıklarını satıyorlar, satıyorlar, hala bitiremediler. Ama utanmadan yeri gelip Demirel'e bile söz ediyorlar. Hatta geçenlerde 28 Şubat'ta bir hanımefendi Süleyman Demirel'e söz etti. Ben üzüldüm. Çok üzüldüm. Sayın Tansu Çiller de Demirel'i suçladı 28 Şubat'ta. Demirel suçlu dedi. Ben Sayın Tansu Çiller'den şunu beklerdim. 2 ay oldu ben Demokrat Parti'ye katılalı. Doğrudur. Tansu Çiller. Demirel olmasaydı ne vekildin ne başbakandın. Sana ve senin gibilere düşen Demirel yanlış da yapsa adam gibi yanında durmaktır. Demokrat Parti'yi ağzınıza almayın. AK Parti otobüslerinin üzerine çıkın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın külliyedeki davetlerinde en önde yer alın. Demokratlar yokluk içinde, fakr-ı zaruret içerisinde 81 vilayette hala kırat şahlansın diye bekleyip umut edip çalışırken bir de dönün bu demokratların hayalini yıkın. Olmuyor. Biz saygımızı hayal edelim. Peşine koştuk. Biz partimizin peşine koşuyoruz. İnşallah. Ne karşılığında yaptınız bunu? 3 kuruşluk dünya makamı değil mi? Ölüp gittiğimizde kim ne götürecek? Kim ne götürdü? Sadece ve sadece götüreceğimiz şey şu olmalı. Musalla taşında yatarken rahmetli nasıl bilirdiniz diye sorduklarında iyi Adem'di, Allah rahmet eylesin dedirtebiliyorsanız iyi insan olursunuz. Yoksa dünyanın en zengini de olsanız hiçbir şey götürmez, götüremezsiniz. Öyleyse demokratlar olarak ne yapacağız? İstanbul'da il başkanımızın yanında 81 vilayette il başkanlarımızla birlikte liderimiz Sayın Gültekin Uysal'ın liderliğinde bu çıktığımız yolda hiç kimseden çekinmeden, korkmadan mücadeleye devam edeceğiz. Allah demokratlara genç bir lider nasip etmiş. 44 yaşında. İstanbul'a pırıl pırıl bir genç lider nasip etmiş. Bu genç liderlerle birlikte Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracaksınız. Kaldıracağız. Yapabilir miyiz? Yaparız. 7 Ocak 1946'da demokratlar sahneye çıktığında jandarma dipçikleriyle yere uzattılar. Falakalara yatırdılar. Zindanlara attılar. Hapishanelerde işkence yaptılar. Ama 14 Mayıs 1950'de demokratlar tek başına iktidar oldu. Yine olacak Allah'ın izniyle. Ben bu mücadelede Demokrat Parti davasının hizmetkarı olarak bu yolculukta demokratların emrindeyim. Hiçbir beklentim yok. Makam, mevki, siyasi ikbal diye bir derdim yok. Birileri sosyal medyada yazıyor. Ya hayırdır ne aldın da gittin? Yok ne var? Oğlum ne vardı lan burada? Olan gitmişti. Olan gitmiş zaten. Allah senden razı olsun. Olanı götürmüşsünüz zaten makam mevki diye. Burada kim kalmış biliyor musunuz? Burada adam gibi adamlar, hanım gibi hanımlar, genç gibi gençler, delikanlılar kalmış burada. Siz kendi aç gözlülüğünüze yanın. Siz kendi sefaletinize yanın. Siz kendi dönekliğinize bakın. Biz Demokrat Parti'de arkadaşlarımızla beraber mutluyuz. Biz Gültekin Uysal'la İktidara yürüyeceğimize inanıyoruz. Bazıları diyor ki aç tavuk kendini dar ambarında sanarmış.
Bu darı ambarını kafasına öyle bir geçireceğiz ki bütün Türkiye darı dolacak Allah'ın izniyle. Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. Yarattığınız korku imparatorluğuyla, elinize aldığınız televizyon kanallarıyla, hakimiyetiniz altına aldığınız basınla, iktidarınızın devam edeceğinizi sanıyorsanız ya, sanıyorsunuz ya, o zaman size 2002 öneririm. Siz iktidara geldiğinizde 5 parti birden baraj altında kaldı. %23'lük DSP %1'e düştü. Geçmişe bakmayı unuttunuz. Hep böyle gidecek sanıyorsunuz ya. Göreceksiniz. Demokratların dirilişi ve uyanışı Türkiye'de AK Parti'nin %5'e düşmesi demek olacak Allah aşkına. Çatlasalar da patlasalar da bu böyle olacak. Artık korku bitiyor. Niye bitiyor biliyor musunuz? Korkacak bir şey kalmadı. Herkes aç, aç. Tencere boş. Ne diyordu rahmetli Süleyman Demirel? Boş tencere hükümet devirir diyordu. Tencere boş. Çocuklar umutsuz. 5 milyon genç işsiz. 10 milyon Z kuşağı umutsuz. 13 milyon emekli evine ekmek götüremiyor. Asgari ücretli elektrik, doğalgaz parasını ödeyemiyor. Önceki gün bir baba aradı. 3 gündür çocuğum internete giremiyor dedi. Param yok 110 lira, internetim kapandı dedi. Bir anne aradı. Para istemiyorum dedi. Çocuklarım ders çalışacak, sobada kömür yok dedi. 2 çuval kömür gönderir misiniz dedi. Artık korkacak bir şey kalmadı. Korkacak bir şey yok. AK Parti iktidarına sesleniyorum. Bu milletin artık korkacak bir şeyi kalmadı. İşten atarım, tayin ederim, sürgüne gönderirim, ekmeğini keserim. Artık bittiniz. Bittiniz, yemiyor artık. Bu millet Allah'ın izniyle Demokrat Parti etrafında toplanacak. Demokrat Parti tek başına iktidar olacaktır. Birileri ısrarla size de soruyor. Hangi ittifaktan yanasınız? Hangi ittifakta bir olacaksınız? Biz Demokrat Parti olarak bu ülkede 75 yıldır varız. Bu ülkeyi yönetmişiz. Bizim hiç kimseye ihtiyacımız yok Allah'ın izniyle. Ama kiminle ittifak yaparız? O ayrı bir şey de. Kiminle ittifak yapmayacağımızı o zaman buradan bir kere daha haykırayım. 5 milyon EYT'liyi görmezden gelenle ittifak yapmayacağız. 3600 ek göstergeyi söz verip çıkartmayanla ittifak yapmayacağız. Emekliyi 1600 liraya mahkum edip memura %7, emekliye %8, enflasyon %14 olup da bu millette kafa bulanla ittifak yapmayacağız. Yara kadro vermeyenle ittifak yapmayacağız. Liseli gençleri duymamazlıktan gelip imtihanları iptal edip veya ertelemeyenlerle ittifak yapmayacağız. Ve en önemlisi, Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e düşman olanla ittifak yapmayacağız. Partililer Demokrat Parti ile ittifak yaptı. Adalet Partisi ile, Doğru Yol Partisi ile, Anavatan Partisi ile tek bir parti olup Demokrat Parti oldu. Kendiyle ittifak yapacak ve inşallah ilk seçimlerde sonuca ulaşacağız. Bu kolay mı? Kolay. Niye kolay biliyor musunuz? İyi Parti'ye oy vermenize rağmen, CHP'ye oy vermesine rağmen, AK Parti ya da MHP'ye oy vermiş olmasına rağmen Yargıtay kayıtlarına göre 432 bin tane insan üyeliğini sildirmemiş. Demiş ki Demokrat Partiliyim.
ölene kadar da kayıtlıyım. Öyleyse bu 432 bin insanla el ele vereceğiz ve Allah'ın izniyle 43 milyon olacağız. Sayın Başkanım güzel bir söz söyledi. Dostlarımız bizimle gurur duyuyor. Ama birileri de huzursuzluk yaşıyor. Huzursuzluk vermeye devam edeceğiz. Acı vermeye devam edeceğiz. Rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bizi öyle fezlekeyle falan da korkutamazlar. Dokunulmazlıkla da korkutamazlar. Hele beni hapiste de korkutamazlar. 14 yaşında 4 sene yapmışım. Gelip 56 yaşında mı hapisten korkacağım? Dolayısıyla tavsiyem şu. İktidara tavsiyem şu. Ötekileştirme, ayrıştırma, hakaret etme, namussuz, sahtekar deme, hadsiz, hudutsuz, terbiyesiz diye suçlama. 83 milyonun cumhurbaşkanı ol, bu ülkeyi baştan başa kucakla. Aksi takdirde geldiğin yere geri gideceksin. Gittiğinde de geldiğin yeri bulamayacaksın. Çünkü orada da Saadet Partililer seni bir daha kapının içerisine bile almayacak. Ben Sayın İl Başkanımıza, ilçe başkanlarıma, hepinize çok teşekkür ediyorum. Buradan iki program daha var. Demokrat Parti'nin hayrına olacak güzel programlar var. Oralara katılacağım. Akşam 8.30'da da Saynur Tezel'le Haber Global'de olacağım. Beni misafir ettiğiniz için, aranıza kabul ettiğiniz için, gönlünüzü açtığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.